Selamlar herkese. Nasılsınız arkadaşlar? Hoş geldiniz. Yeni bir video başlatayım dedim. Kendi başıma AVM'ye geldim ama birazdan yanıma Pervin abla gelecek. Geçen akşam gitmiştim, balkonda oturmuştuk hatırlarsınız. Onunla bugün biraz dolaşacağız buralarda. Hem Westlife'da bakacağım şeyler vardı. O yüzden geldim, saat 4'ü geçti. Kızlar babalarıyla evdeler. Pervin abla gelene kadar biraz mağazaları gezeceğim. Zaten Filo'ya da uğrayacaktım. Şunun rengi güzelmiş. 139. Keşke krem rengi de olsaydı onun. Şu nasılmış? 149 polonun. Filo'da beğendiğim terliğin numarası yoktu. Neyse, öbür filoya bakarım artık. Şimdi de Teddy'ye bakacağım. Teddy'den sonra Barles'e gireceğim. Şöyle Azra'ya deniz şortu bakıyorum. Şort istedi ama bir şöyle var, bir yeşil var. Da pek emin olamadım yalnız. 65 lira. Şöyle çok güzel plaj elbiseleri var burada. Fiyatına bakayım hemen sizin için. 129. Şöyle de var bakın. Şu da güzelmiş. Geniş yaka. Şu rengi var. Şöyle rengarenk. Bu da güzel. Bu da çocuk şapkaları var. Azra'ya deniz şortunu El Siva'dan ya da Defacto'dan bakacağım. Yani Teddy'dekileri çok beğenmedim açıkçası. Olmadı, kendi de bakar. Biz tabii ki neredeyiz? Barles'e geldik. En sevdiğimiz yerdeyiz. Cıvıl cıvıl burası biliyorsunuz. Şu salaş gömlekler burada da 209 lira. Beyazı da var orada. Pervin abla geciktin diye aradı. Dedim abla AVM'de ben işimi hallettim. İstiyorsan dedim çarşı içine geleyim. O da tamam dedi. Şimdi çarşı içine gidiyorum. Ersivan'ın orada buluşacağız. Olmadı çarşı içinde bir yerlerde otururuz. Pazara geçer miyiz bilmiyorum. Bugün pazar da var ama dolaşır mıyız bakalım. Ben çarşı içine geldim. Pervin abla Ersivan'ın önünde bekliyorum dedi. Orada karşıda zaten. Bakalım nereye gideceğiz? Kararlaştırmadık. Biz Pervin ablacığımla buluştuk. Liman arkasına kadar gidelim dedik. Bakalım şuralarda oturacağız, çay keyfi falan yapacağız. Yine en iyi burası. Kafelere sıkışmayalım dedik. Bugün deniz güzel belli Pervin abla. Baksana. Ay çok güzel. İşte sıcakta insanın böyle bir serin sulara giresi geliyor ama. Girsek mi? He, yüzmeyi hep de şuralarda ilerleriz. Yüzmeyi bilmeyince ne zor. Pervin abla da bilmiyor yüzmeyi. Vallahi. İşin kötü tarafı ben iki defa öğrenme teşebbüsünde bulunmama rağmen bilmiyorum. Çekeyim seni kırmızılar içinde. Yine güzelsin bugün. Sağ ol canım. Benim dediğim gibi iki defa öğrenme teşebbüsünde bulunmama rağmen ben başaramadım. Ben de kurstan haber bekliyorum işte, bakayım. İnşallah haber gelir bence. Şu pazartesi İnşallah gelsin. Ya. Ben öyle düşünüyorum. İnşallah. Hayırlısıyla. Hadi gidelim en sona kadar. İyi yürüdük. Hadi bugünkü sporumuzu yaptık. Depoyu fullemeye gidiyoruz şimdi. Köfte ekmek yiyeceğiz birazdan. Biz köfte ekmek yapılan yere geldik arkadaşlar. Kalabalık bayağı, arka masalar. Şöyle hemen göstereyim oturduğumuz yeri. Tam böyle buraya oturduk, şemsiyenin altına. Köfte ekmekleri söyledik ama önden iki çay söyledik hemen. Acayip sıcak arkadaşlar. Nem, buranın nemi zaten insanı mahvediyor. Şu an kaç, Allah bilir, nem oranı %100 belki de şu an yani. Bir Antalya'nın nemi, bir de Zonguldak. Meşhurdur. Vallahi şu bıyıklarım terledi derler ya. Bıyıklarım terledi. Mis gibi köfte ekmeklerimiz geldi arkadaşlar. Çok da severim böyle. Geçen sene yemiştik bir kere. Bu sene daha ilk kez senle nasip oluyor. Bak Pervin abla. Bu sene sana nasipmiş ilki. Bizlere afiyet olsun. Çayımızı da önden söylemiştik. Artık çayla içeceğiz. Olmadı sonra soğuk bir şeyler alırız bakalım. Biz karnımızı doyurduk. Çayımızı içtik. Üstüne birer de soğuk soda içtik. Şimdi çarşı içine geçiyoruz. Vallahi böyle yavaş yavaş. Aheste aheste gidiyoruz bakalım.
Saati 8 yaptık. Eve yeni geldim arkadaşlar. Kayınvalideme de uğradım çünkü. Biraz orada oturdum. Eve gelirken Pervin ablayla Berrak pastanelerine uğradık. Hemen tabii ki şu sevdiklerimden aldım. Biliyorsunuz ben şunlara bayılıyorum. Çocukluğumdan beri en sevdiğim kurabiyedir. Birkaç tane yiyeceğim şimdi kahveyle. Tam dolmuşa bindim. Rıza aradı. Kızlar dedi. Annem de Yaren ablaları gelmiş oraya. O yüzden bizim kızlar hemen oraya koşmuşlar. İstiyorsan Duru'yu al gel dedi. Ben evdeyim dedi. Oraya gittim. Baktım eşimin halası gelmiş. İstanbul'daki halası. Girdim biraz onlarla oturdum. Ondan sonra da Duru'yu alıp geldim arkadaşlar. Az daha orada kalacak. Bu akşam Yaren ablasıyla birlikte orada yatılı kalacaklarmış. İyi dedim ben de. Öyle güzel bir gündü. Pervin ablayla hoş sohbet, muhabbet, güzel vakit geçirdik. Bayağı bir yürümüş olduk. Çok sıcağa denk geldik. Bir ara bayağı bir bunaldık orada. Çok güneşe denk geldik. Ama keyifli de oldu. Köfte ekmeğimizi de yedik. Çarşıda da biraz dolaştık derken böyle bugün beraber vakit geçirmiş olduk. Onun kanalını size daha önce söylemiştim. Biliyorsunuz kendisi YouTube'da yeni kanal açtı. Ben Pervin diye. Adını da şuraya bir yere yazarım. Linkini de bırakırım tekrar. O da böyle yeni yeni vloglar çekmeye başladı. Hala heyecanlı. Onu çektiğimde bile heyecanlanıyor. Kendisi hatta çok çekmedi bile yani. Ben diyor Elif hala çekiniyorum, utanıyorum diyor. Ona da destek verirseniz mutlu olurum arkadaşlar. Tekrardan selamlar herkese. Pazar gününden devam ediyoruz. Rıza'cığımla alışveriş işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Kızlar babaannesindeler. Kahvaltı yaptık, etrafı toparladık. Sonra kardeşim geldi. Biraz kardeşimle oturduk. Şimdi onu çarşıya bıraktık. Biz de bir site pazarına bakacağız. Bakalım kurulmuş mu? Bizim mahallede de site pazarı var. Oraya her zaman gitmiyorum. En son geçen sene gittim herhalde. Bir iki bir şey alacağım. Ondan sonra marketten o alacaklarım var. Ufak oluyor. Çok gelen olmuyor da belki köylüler falan çok geldiyse. Aynen biberim salatalığım falan bitti. Yani yazın en çok onlar yeniliyor biliyorsunuz. Bir şeyler alacağız bakalım. Site pazarı bu devlet hastanesinin arkasına kuruluyor. Bakalım gene az çok gelen olmuştur diye düşünüyorum. Olmadı artık bulamadığımı marketten alırım da. Domates, salatalıklar vardır. Vardır hala. Onlar da değil yani. İyi gitti devlet hastanesi. Meyve varsa? Meyve kavun karpuz alacağım. Kavun karpuzdan çok armut var senin. Armut mu? Geçen aldığımı da kötü beğenmedin. Ya. Geçen bakana armut aldım beğenmedi. Çürükten almış. Ne istiyorsun Rıza'cığım? Gel iki pazar dolan. Hiç pazar sevmiyorsun ya. Pazar sevmeyen bir adam bu. Neyse ben alırım hadi gel. Zaten burada pazar bakın. Hayatta daha pazara girmişliği yok ya. Vallahi. Oo, bayağı bir şeyler gelmiş. Tabakçı bile açılmış buraya. Tencereci tabakçı. Fazla bir şey yok işte arkadaşlar bu kadar. Biber var gene. Domates de var. Şurada kavun var. Meyve armut istedi bu nasıl ki? Şu armut. Çürük dedi geçen aldıklarımı. Bunlar nasıl? Şunlar bizim topladıklarımızdan bakın. Taze fındık var. Kabak. He yok sağ olasın. Şeye bakayım kabak nasıl? Şuradan da taze biber alacağım. Domatesle kabak aldım da. Alışveriş işini hallettik Rıza'yla. BİM'e de girdik, paşalara da girdik, pazara da gittik gördünüz. En son artık her şeyimizi aldık arkadaşlar. Şöyle çeyrek karpuz aldım. Ben çok büyük almıyorum çünkü dolapta kötü oluyor. Bittikçe zaten kestiriyoruz yukarıdan. Bir tane de şu kavundan aldım. Ben bunu çok seviyorum. Diğer uzunları değil de bunlar çok tatlı oluyor. Hatta bakın 35 tutmuş. Bu karpuz ne kadar tutmuş? 14 lirada karpuz tutmuş. Rıza biraz şu armuttan istedi. Ona armut aldım. Pazardan da biber, şöyle pembe domates, maydanoz, biraz böyle kızartmalık kabak aldım. Yoğurtla seviyoruz çünkü. Taze fasulye çok güzeldi. Zaten gelenler hep köyden gelenlerdi. Güzeldi yani. Bir tek orada salatalık bulamadım doğru dürüst. Onu da şeyden aldım. Paşalardan bakın. Güzel salatalık aldım. Ekmeğimizi aldık. BİM'e girdik şu Avşar'ın sodalarından aldım mangolu. Ceviz aldım, yumurtam, işte bir tane Nutella. Burada labnemiz var. Burada şu çubuk peynirlerden aldım. Peynir almamıştım bunlardan da. Şöyle bir tane BİM Ezir'in kaşar. Şöyle kokteyl sosis aldım, helva aldım. Paşalardan zeytin aldım 40 liralık. Biz biliyorsunuz bu
Kilosu 59'luk var ya, onu seviyoruz. 670 gram almışım. Kebir'in yoğurdunu aldım. Böyle işte bir hafta gider. Burada yaklaşık bir 400 liralık alışveriş var arkadaşlar. Allah bereket versin. Bunları yerleştireyim. Hemen valla, gerçi taze fasulyeyi yarın mı pişirsem? Bugün artık yemek ne yaparım bilmiyorum bakalım. Şunları bir yerleştireyim. Dolabın içini silmem lazım. İçini sildikten sonra güzelce yerleştireyim. Dolabı yerleştirdikten sonra yemeklerimi yaptım. Şöyle biraz mercimek çorbası pişirdim Duru için. Bunu seviyor ve çorba istedi. Onu alıp geldim babaannesinden o sırada. Bir de taze fasulyeyi pişireyim dedim. Güzelliğine bakar mısınız? Bir de domates salatası yaparım. Karpuz keserim. Biraz şöyle, hatta soğusun, kapağını da açık bırakayım. Azıcık sıcaklığı gitsin. Bugünün yemek işi de tamam arkadaşlar. Saat 8'i geçti arkadaşlar. Yürüyüşe geldik. Kozlu'ya doğru geçiyoruz. Arabayı park ettiriz daha buraya. Polis evinin oraya park ediyoruz. Hem mesafeyi uzatıyoruz. İyi oluyor. Bayağıdır Kozlu sahilde yürümedik. Biz genelde artık yengemle yürüyoruz biliyorsunuz. Onu da şöyle bayram girdiğinden beri yapamadık açıkçası. Yürüyüşleri bıraktık yani. Bu akşam fırsatımız vardı. Hadi yürüyelim dedik. Yemeğimizi yedik. Mutfağı toparladım. Çayı artık gidince içeriz. Taze fasulye harikaydı. Gerçekten su gibiydi yani. Böyle yedikçe yedirir insana. Yanına salata da yapmıştım. Çok iyi gitti. Karpuz da kestik. Böyle Duru dedesiyle gitti. O tişörtümü düzeltiyor. Duru dedesiyle gitti. O yüzden biz de yürüyeceğiz. Köpek mi? Allah'ım yine köpek diyor ya. Kaç tane var? 4 tane. Ağzıma da polo aldım. 4 tane bir de. Buralar bir kalabalık, bir kalabalık arkadaşlar. Mangal yeri öyle, deniz kenarı öyle. Sandalyesini koyan oturmuş oraya. Acayip kalabalık. Yürüme yeri de öyle bu akşam bize. Şey gibi, hani festival alanı gibi. Deniz, fitness. Saat 11.30 yaptık arkadaşlar. Vallahi koltukta uzanıyorum bir saattir. Biz bayağı yürümüşüz. Birkaç gündür, hatta bir 10 gündür falan yürümediğimiz için bacaklarım hemen hamlamış. Yani ya da bilmiyorum. İyi yol yaptığımız için herhalde. Neyse, gelince çay falan demledik. Çayımızı içtik. Ondan sonra uzandım buraya. Bir iki arkadaşımı izledim. İzlemediğim videoları vardı. Onlara baktım. Instagram'a baktım derken artık veda edeyim dedim. Hafta sonumuz böyle geçti. İnşallah keyifli izlemişsinizdir. Yarın kısmetse görüşürüz bakalım. Yarın sabahtan kahvaltıya kuzenlerim gelecek. Özlemler buraya Zonguldak'a geldiler köyden. İşte halamın kızları. Bu kanserden kaybettiğimiz halamı biliyorsunuz, Hanife halamı. Onun 3 kızı da Özlem'le birlikte Zonguldak'a geldi. Benim evime de yeni gelecekler. Lütfiye ablam bir kere gelmişti. Ama Naciye ile Dilek ablam yeni gelecekler bu eve. Bakalım, yarın ben de güzel bir kahvaltı yapacağız. Gezmeye diye gelmişler. Kahvaltıyı da sen de yapacağız kuzen dediler. Ben de buyurun gelin dedim. Yarın da onları çekerim size artık. Bakalım, sabah kalkarım erkenden. 11'e doğru gelirler. Güzel bir kahvaltı yaparız. Burada da veda edeyim. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet.